Geçen bölümde Osmanlı ordusunun Kumanova'da Sırplar karşısında uğradığı bozgunu, Üsküp ve Manastır'ın nasıl Sırpların eline geçtiğini görmüştük. Bugün Yunanistan cephesinde yaşananlar var. Osmanlı ordusu burada da çabuk toparlanamadı. Öyle ki Alasonya şehri açıklarındaki çarpışmada 15 bin kişilik Osmanlı askerine karşılık Yunan ordusunun 80 bin askeri vardı. Netice malum. Osmanlılar yenildi. Yunan ordusu Alasonya'ya girdi. Yunan ordusu 4 Kasım'da Selanik'in 20 kilometre yakınında konuşlandı. Selanik'in elden gideceği anlaşılmıştı. Yunan ordusu Selanik'in 20 kilometre dışındadır. 20 kilometre kadar yaklaşmıştır. 5 Kasım günü Selanik valisi Nazım Bey ile 17 mahalli idare ve belediye üyesi bir tutanak imzaladılar. Şehir yakınında savaş yapılmasını istemediklerini bildirdiler. Bu Osmanlı ordusuna savaşma demekti. Selanik bölgesindeki kolordu kumandanı Hasan Tahsin Paşa hemen Yunanlılarla teslim görüşmelerine başladı. Teslim protokolü imzalandı. Hasan Tahsin Paşa emrindeki 26 bin askeri Selanik'e gelen 25 bin Yunan askerine teslim etmişti. Ertesi gün öğleden sonra Yunan ordusu şehre girdi. Şehri teslim alan Yunan ordusu 12 Kasım'da Selanik'teki hastanelerden Türk hastaları çıkardı. Hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzemeye ve Türk karargahındaki araç ve gereçlere el koyarak bunları Yunan ordusuna tahsis etti. 16 Kasım'dan itibaren esir Osmanlı subay ve erleri parti parti gemilerle Selanik'ten Yunanistan'ın çeşitli yerlerine sevk edildi. Selanik'te esir düşen Osmanlı askerlerinin birçoğu Yunanistan'a sevk edilmeyi beklerken açlıktan ölecekti. Balkan Savaşı'ndan hemen sonra 1913 yılında Selanik kentinin nüfusu 158 bine çıktı. Hem de Türklerin bir kısmı Türkiye'ye göçtüğü halde. Bu tablo Yunan Ulus Devleti'nin Selanik'in çok kültürlü yapısını nasıl değiştirmeye başladığının ilk işaretiydi. Selanik'i teslim alan Yunanlılar derhal Yunanlılaştırma politikasına başlamıştı. Bir yıl içinde nüfus yapısı dikkat çekici şekilde değiştirildi. Rumlar kısa sürede çoğunluk haline getirildi. Şiddete ve etnik temizliğe en çok Türkler ve Müslümanlar maruz kaldı. Doğu Rumeli'de yani Trakya'da ise Bulgar ordusu Edirne'yi aşarak başkent İstanbul'un kapılarına dayanmıştı. Osmanlı için asıl büyük tehlike şimdi başlıyordu. Askeri tarihimizin en ağır bozgunlarına sahne olan Balkan Savaşı'nı anlatmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde Selanik'in nasıl tek kurşun atılmadan Yunanlılara teslim edildiğini görmüştük. Bu bölümde Yanya ve İşkodra savunmalarıyla Osmanlı'ya başkaldıran Arnavutlara, Arnavut milliyetçiliğine yer vereceğiz. Selanik'i alan muzaffer, yıpranmamış Yunan ordusu bununla yetinmeyecekti. Çünkü Megali idealının tamamlanması için daha fazla toprağın Yunanistan'a katılması gerekiyordu. Selanik'ten yukarıya, Trakya'ya yürüyemezlerdi. Çünkü müttefikleri olan Bulgar orduları oraları ele geçirmişti. Yunan ordusunun yürüyebileceği tek yer Epir bölgesiydi. Yani Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunan ve hala Osmanlı toprağı olan Yanya vilayeti. Osmanlı ordusu Kumanova ve Manastır'da Sırplar, Yenice'de Yunanlılar karşısında bozguna uğramıştı. Osmanlı askerlerinin büyük bir bölümü dağınık vaziyette Yanya'ya kaçmış, adeta sığınmıştı. Çünkü bu bölge hala Osmanlı hakimiyeti altındaydı ve önemli bir Müslüman nüfus barındırıyordu. Yanya vilayetindeki Türk kolordusunun kumandanı, Harp Akademisi'ni Almanya'da okumuş bir asker olan
Albay Esat Bey'di. Yanya doğumlu olup Almanca, Fransızca ve Rumca bilen Esat Bey 50 yaşındaydı. Savaş sırasında tüm generalliğe yükselerek paşa unvanını alacak olan Esat Bey, Mareşal Fevzi Çakmak'ın Selanik'in savunması Hasan Tahsin Paşa yerine ona verilseydi, Selanik'i kaybetmeyebilirdik dediği komutandır. 1912 yılı Kasım ayının başında Yunan ordusunun bir kolu Prens Konstantin komandasında Selanik'e yürürken, öbür kolu General Savuncakis komandasında Yanya vilayetinin topraklarına girmişti. Yunan ordusunun Selanik'e yürüyen kolu 9 Kasım'da şehri aldı. Selanik'i alan bu ordunun bir bölümü Savuncakis'e takviye olarak gönderildi. 4 Aralık'ta da Yanya'daki Türk savunma mevzilerine taarruza başladı. Bir süre sonra Yunan uçakları da Yanya'daki Osmanlı kuvvetlerine hava akını başlattı. ...15 Aralık'ta Manulasa mevkiindeki şiddetli muharebede Tuğgeneral Cavit Paşa şehit düştü. Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Yunanlılar Preveze şehrini ele geçirdiler. Gazeteci Aram Andonyan, Cavit Paşa'nın ordusunu şöyle anlatır. Cavit Paşa'nın ordusunda çok hasta asker var. Çünkü çok açlık çektiler. Asker genel olarak Mısır koçanına katılan unla besleniyordu. İyi pişmediğinden mide bozukluğu, dizanteri ve başka hastalıklara sebep oluyordu. Doğu cephesinde Bulgarlar İstanbul kapısına dayanmıştı. Batı cephesinde Kumanova ve Yenice bozgunlarından sonra Üsküp, Manastır, Selanik kaybedilmişti. Sırp ve Karadağ kuvvetleri Doğu Rumeli'deki Resne, Draç, Debre, Ohri ve Tiran'ı da ele geçirmişlerdi. Bu sırada Osmanlı'ya bir darbeyi de Arnavut milliyetçileri indirdi. Osmanlı Meclisi'nde milletvekili olan İsmail Kemal Vulora'nın liderliğinde Avlonya şehrinde Arnavutluğun bağımsızlığını ilan ettiler. Şehri Arnavut bayraklarıyla donattılar. İsmail Kemal Bey çok önemli bir insan. Zannedersem hatıratı Türkçe'ye de çevrildi. Çok galiba geçen sene Türkçe'ye de çevrildi. The Memoirs of İsmail Kemal Bey adı altında yayınlanmıştı 1920 yılında. Ve çok önemli bir hatırattır. İsmail Kemal Bey Avlonya'nın çok ünlü ailelerinden birinden geliyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na çok sayıda bürokrat vermiş olan bir aile. Fakat Tanzimat'ta bu ayanların ve bölgesel güçlerin gücü kırılırken İsmail Kemal Bey'in ailesi de tasfiye ediliyor. Onun yerine Viryoni ailesi adında başka bir aile geçiriliyor ve İsmail Kemal Bey de çok küçük yaşta, mesela hatıratında onu anlatıyor, ailesiyle beraber Kütahya'ya sürgün ediliyor. Daha sonra dönüyorlar. İsmail Kemal Bey aslında Yanya'daki Yunan okulunda okuyan ilk Arnavutlardan da birisidir. Çok iyi tahsil almıştır. Yani Yunancayı, Türkçeyi, işte kendi ana dili olan Arnavutçayı, tabii ana dili gibi, Fransızcayı ana dili gibi konuşan bir insandır. Ve Osmanlı bürokrasisine çok önemli görevlere gelmiştir. Şurayı devlet azalı yapmıştır. Peki ama Osmanlı Meclisi'nde milletvekili olan, Osmanlı Devleti ile
Bu kadar bütünleşen bir Osmanlı vatandaşı, İsmail Kemal Vulara nasıl olmuştu da Arnavut milliyetçisi olmuştu? 1900 yılında Jön Türklerle ilişkisi ve Arnavut milliyetçileri ilişkisi tespit edilince Abdülhamit onu Trablusgarp'a vali olarak atadı. Yani bu bir şey için sürgündü tabii. Trablusgarp'a vali olarak gitmek bir şurayi devlet azası için, İstanbul'da oturan bir şurayi devlet azası için bir sürgün niteliğindeydi. Fakat kendisinin prestiji çok yüksek olduğu için bir İngiliz gemisine sığındı. Hatta burada İngilizlerin de kendisine yardım ettiği yolunda bir takım belgeler var. Ve diplomatik kriz çıkmasın diye müdahale edilmedi. Yurt dışına gitti. Burada Jön Türklere katıldı. Enteresan bir şekilde 1. Jön Türk Kongresi'nde, 1902 1. Jön Türk Kongresi'nde Ermenilere karşı ve Sabahattin Bey grubuna karşı Osmanlılı, yani Ermenilere karşı Osmanlı'yı savundu fakat Sabahattin Bey'in tarafını tuttu. Böyle değişik bir tavır aldı. Ve ondan sonra da Arnavut milliyetçiliğiyle Jön Türklüğü bağdaştırmaya çalıştı. Fakat gitgide Arnavut milliyetçiliğinde karar kıldı. 1908'de döndü. Tabii çok ünlü bir ailenin mensubu olduğu için mebus seçildi. Alonya mebusu seçildi ve Sabahattin Bey ile beraber İttihat Terakki'ye karşı liberal muhalefetin önde gelen isimlerinden birisi oldu. Tarihçiler İsmail Kemal Vulora'nın ilişkilerine dikkat çekiyor. Eldeki belgeler gösteriyor ki İsmail Kemal Bey pek çok dış devletle ilişkisi olan bir insan. İngilizlerle işte değişik ilişkiler kurmuş. Yunanlılar özellikle Yunan yanlısı bir Arnavut politikasını izlediği için çünkü bir de İtalyan ve Avusturya yanlısı Arnavutlar vardı. İsmail Kemal Bey daha ziyade Yunan yanlısı bir politikanın savunucusuydu. Yunanlarla gayet iyi ilişkileri vardı. İtalyanlarla da ilişkileri kötü değildi. Yani biraz böyle çok önceden bu planları yapan bir insandı. Ve bir anlamda yani İsmail Kemal Bey ne kadar Osmanlılığı samimiyetle savunuyordu bunu sorgulamak lazım. Nitekim 1912'de krizin tam ortasında İsmail Kemal Bey Arnavutluğun 100. yılı olacak çok yakında zaten bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Yanya'yı savunmak için Yunan ordusuyla savaşırken İsmail Kemal Vulora Osmanlı ordusundaki Arnavutları memleketlerine dönmeye çağırdı. Çağrıya uyanlar oldu. Bu Osmanlı ordusuna güç kaybettirdi. Batı cephesinde Kumanova yenilgisinden sonra çok önemli hale gelen Yanya ve İşkoda savunmalarında Arnavut askerlerin durumu son derece önemliydi. Zaten birçoğu Osmanlı ordusundan ziyade gelecekteki Arnavut devletine göre pozisyon aldılar. Hatta İşkodra kumandanı Hasan Rıza Paşa 1913'te bir Arnavut tarafından öldürülmüştür. Osmanlı ileride Yanya'nın Yunanistan'a değil Arnavutluğa geçmesini tercih ederdi. Fakat Arnavut milliyetçilerinin ve İsmail Kemal'in bu tutumu yüzünden Yanya Yunanistan'da olacaktır. ...1913 yılına girildiğinde Yanya Savaşı devam ediyordu. Yanya'daki Yunan ordusunun mevcudu 60 bindi. Yanya Kolordu Kumandanı Esat Paşa'nın ise 20 bin askeri vardı. Batı ordusundan gönderilen takviye ile bu sayı 26 bine çıkmıştı. Fakat askerlerin 5 bini yaralı ve hastaydı. Askeri uzmanlara göre Esat Paşa asker sayısı bakımından 3... silah bakımından 5 misli üstünlüğü olan Yunan ordusuna karşı Yanya'yı kahramanca savunuyordu. Batı ordusunun Esat Paşa'ya gönderdiği takviye kuvvetlerinin içinde ünlü hikayecimiz Teğmen Ömer Seyfettin de vardı. Ömer Seyfettin Yanya'da Kanlıtepe mevziindeki savaşı ve esir düşmesini hatıralarında şöyle anlatır. 20 Ocak 1913 Kanlıtepe'deyiz. Toplar o kadar müthiş patlıyor ki
İki istihkam yıkıldı, neferler altında kaldı. Bir saatten beri belki 2000 gülle olduğumuz yere düştü. İhtiyatlar ve bütün taburlar geri çekilmeye başlamış. Ölmeyen askerler kaçıyorlar. Yalnız kaldım. Ben de gidiyorum. Artık harp sayfasını kapamalı. Kaçamadım. 21 neferle esir düştüm. Bulunduğumuz tepeden efzunlar göründü. Teslim olun diye haykırdılar. Biz de ellerimizi kaldırdık, teslim diye bağırdık. Neferleri bağladılar, beni yüzbaşıya verdiler. Yanya'daki Yunan ordusunun kumandasını 31 Ocak 1913'te Veliaht Prens Konstantin üzerine aldı. Esat Paşa ve Konstantin Alman Harp Akademisi'nden arkadaştılar. Konstantin birkaç defa çok kibar bir üslupla mektup yazarak daha fazla kan akmaması için Yanya'nın teslim edilmesini istedi. Esat Paşa ise aynı nezaketle verdiği cevaplarda teslim olmayı reddetti. Takviye alan Yunan ordusu Mart başında hücumlarını artırdı. Öyle ki sadece 5 Mart'ta Yunan topçuları Yanya'ya 18 bin top mermisi attı. Osmanlı ordusundaki redif askerleri, yani ihtiyata ayrılıp orduda tutulan yaşlı askerler ve Arnavut gönüllüler panikledi. Mevziler düşmeye başladı. Bütün ordu aç ve bitkin durumdaydı. Esat Paşa 6 Mart 1913'te teslim olmak zorunda kaldı. Konstantin komandasındaki Yunan ordusu 1431'den bu yana 482 yıldır Osmanlı toprağı olan Yanya'ya girdi. Yanya'daki Osmanlı ordusunun durumunu en iyi özetleyenlerden biri Alman askeri tarihçi Friedrich Immanuel'di. Türkler açlıktan yarı bitkin düşmüşlerdi ve hemen hiç cephaneleri kalmamıştı. Türklerden edinilen bilgilere göre daha Ocak ayı başında her bir tüfek başına 150 mermileri kalmıştı. Fevzi Çakmak'ın verdiği bilgilere göre Yanya'da 19 bin Osmanlı askeri Yunanlılara esir düşmüştü. Bunun 10 bini hasta ve yaralıydı. 3 bin asker ise kaçarak esir düşmekten kurtuldu. Sonra da çevredeki Batı ordusu birliklerine katıldı. Şehit sayısı soğuk ve açlıktan ölenler dahil 8 bindir. Yunanlıların kaybı ise 15 bindir. Fevzi Çakmak, Balkan Harbi'nin en kanlı muharebesinin Yanya'da yapıldığını anlatır. Yanya sonunda düştüğüne göre bu direniş boşuna mı yapılmıştı? Yanya kaybedilmiştir ama Fevzi Çakmak'ın da belirttiği gibi Yanya savunması 60 bin kişilik Yunan kuvvetini bağlayarak Yunan ordusunun Çanakkale ve İstanbul'a yürümesi tehlikesini ortadan kaldırmıştır. Yanya teslim olduğunda Rumeli'de Osmanlı bayrağının dalgalandığı tek bir yer kalmıştı. Bugün Arnavutluğun bir vilayeti olan İşkodra. Yanya ve İşkodra direnişlerini incelerken Arnavut milliyetçiliğinden söz etmeden olmaz. Müslüman Arnavutların isyan etmesi ve Arap milliyetçiliğinin de kendini göstermesi, hilafete sahip olan Osmanlı üzerinde büyük şok yaratacak, Osmanlıcılık ve İslamcılık yerine Türkçülük fikrinin gelişmesini hızlandıracaktır. Arnavut milliyetçiliğinin ortaya çıkışı, diğer bütün milliyetçi akımlarda olduğu gibi ana dilde eğitim ve milli alfabe talebiyle olmuştu. Abdülhamit, Arnavutları hoş tutmaya özen göstermiş, ileri gelenlerine ödül ve rütbeler vermişti. Osmanlı'ya sadakatlerini bu şekilde temin etmeye çalışmıştı. Abdülhamit'i devirmeye çalışan İttihatçılar, Balkanlarda Arnavutların desteğini almak için onlara bir tür özerklik vaat ettiler. 1908 ihtilaliyle
İkinci meşrutiyet ilan edilince Başkim Kulüpleri adıyla Arnavut Milliyetçisi Dernekler kuruldu. Tanınmış Arnavut milliyetçileri Osmanlı parlamentosunda da yer aldılar. Mecliste etnik kimlik tartışmaları yaşandı. Bir kere 1908 ihtilalinden sonra Arnavutların bir iddiası vardı. Diyorlardı ki bize bu ihtilale katılmamız karşılığında bir takım sözler verildi. Yani dendi ki bize sizin kültürel haklarınızı tanıyacağız. Bu çok sayıda Arnavut lider tarafından dile getirilen bir konu. Elimizde yazılı bir şey yok ama o kadar çok kişi tarafından dile getiriliyor ki bir gerçeklik payı olduğunu düşünmek mümkün. Gerçekten de 1908 ihtilali Arnavutluların katkısı olmadan yapılamazdı. Yani biz tabii günümüzde Osmanlı'nın tek takipçisinin Türkiye olduğunu, tek mirasçısının Türkiye olduğunu düşündüğümüz için 1908'i de böyle bir Türk ihtilali olarak düşünüyoruz. Ama yani 1908'de 1908 ihtilaline katılan askeri birliklerin ve çetelerin çoğunluğunu Arnavutlar meydana getiriyor. Dolayısıyla Arnavutlar bu isyanda ayaklanmada ve ihtilalde çok büyük bir rol oynadı. Ama tekrar edeyim, yani kendilerinin dediği bize bunun karşılığında istediklerimiz verilmedi. Arnavutların temel istekleri özellikle ana dilde eğitim yapılması, Arnavutçanın okullarda kullanılmasına izin verilmesi ve camilerdeki vaazlarda ve kiliselerde de Arnavutçanın serbestçe kullanılması. Bir de tabii daha sonra 1910 Manastır Alfabe Kongresi'nden sonra Arnavutların, daha evvel Arnavutların Şemsettin Sami önderliğinde yapılan bir İstanbul alfabeleri vardı. Fakat bu çok karmaşık bir alfabeydi. İçinde Latin harfleri temelliydi fakat içinde Kiril harfleri de vardı. Yazımı son derece zordu. Bu nedenle bir kongre topladı Arnavutlar ve 1910'da Latin alfabesi temelli bir alfabeye geçme kararı aldılar. Bu da büyük bir gerginlik yarattı. Çünkü Şeyhülislam bir fetva verdi ve Müslümanlar için Arap alfabesinden başka bir alfabe kullanmanın caiz olmayacağını söyledi. İttihat Terakki buna çok sert karşı çıktı. Çok Arnavut milliyetçileriyle İttihat Terakki arasında çok gergin bir ilişki başladı. Ve hatta mesela Meclis-i Mebusan'da böyle Arnavutlar kelimesinin kullanılmasında bile tartışmalar çıktı. Ahmet Rıza Bey Mebusan reisi olarak uyardı Arnavut mebusları. İşte çünkü biz Arnavutlar diyorsunuz. Böyle konuşmayın. Bunun yerine işte şu bölgedeki Osmanlılar deyin şeklinde onlara böyle müdahaleler de bulundu. Daha sonra bu biz Arnavutlar tabiri bir slogan haline getirildi Arnavut milliyetçileri tarafından. Osmanlı parlamentosundaki Arnavut milliyetçisi liderlerden ikisinin Balkan Harbi'ndeki rolleri çok önemli. İsmail Kemal ve Esat Toptani. Bunlar Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya ağır darbeler indiren isimlerdi. İsmail Kemal Vlora'nın Avlonya şehrinde Arnavutluğun istiklalini ilan ettiğini görmüştük. Esat Toptani ise İşkodra'yı düşmana teslim edecek olan isimdir. Arnavut milliyetçiliğinin Abdülhamit döneminden itibaren filizlenmeye başladığını söylemiştik. Arnavut milliyetçiliğini makul taleplerini kabul ederek bir süre daha idare etmek gerekiyordu. Abdülhamid'in yaptığı buydu. Ne var ki Arnavutluk'taki olayları bastırmak için İttihatçıların devreye soktuğu aşırı sert politikalar Arnavut milliyetçiliğini daha da biledi, körükledi. Arnavutlarda aile reisi son derece önemli ve mesela bu harekat sırasında köylerde, kasabalarda aile reisleri evlerinin önüne getiriliyor ve eşlerinin ve çocukların önünde dövülüyor. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir travma yaratıyor Arnavutlar üzerinde. Bakacak olursanız hala mesela bunun üzerine böyle insanlar yazıyorlar, çiziyorlar Arnavutluk'ta. Daha sonra mesela köylere işte sizde şu kadar silah teslim etmeniz gerekiyor diye rakamlar veriliyor. Bunu teslim etmeyen köylülere değişik zorbalıklar uygulanıyor. Ve çok büyük bir tepki yaratıyor bu harekat hakikaten bölgede. Yani sonunda
bastırılmış gibi gözüküyor olay. Fakat öyle bir hınç yaratıyor ki bölgede. Bunun sonrasında mesela Arnavutlar Balkan Harbi'nde kaçan Osmanlı askerlerin üzerine ateş açtılar. Yani sığınmak istedi. Hatta Çakmak falan hatıratında bunu anlatır. Mesela diyor ki Arnavutlara, ya yapmayın işte, düşman arkamızda. Yani biz sizin burada namusunuzu korumaya çalışıyoruz. Askere niye kurşun sıkıyorsunuz? Buna rağmen hiçbir şekilde Arnavut askerlerinin çoğu firar etti. Osmanlıların bölgeye gönderdiği. İttihatçılar Arnavut milliyetçiliğini yatıştırmak ve devlete sadakatlerini sağlamak için İslam faktörünü devreye sokmayı düşündüler. Osmanlı padişahı ve İslam halifesi Sultan 5. Mehmet Reşat'ı Rumeli seyahatine çıkmaya ikna ettiler. 5 Haziran 1911'de Barbaros Hayrettin zırhlısıyla İstanbul'dan denize açılan Sultan Reşat, 2 gün sonra Selanik'te karaya çıktı. Muazzam bir törenle during the Ottoman Empire. Is this film of some Selanik'ten trenle Üsküp'e, oradan İşkodra'ya geçen Sultan Reşat, yol boyunca Rumeli halkının sevgi gösterileriyle karşılandı. 16 Haziran'da Kosova'da Sultan 1. Murad'ın Meşed-i Hüdavendigar denilen türbesini ziyaret etti. Kosova sahrasında Türk ve Arnavut 100 bin Müslüman Halife Sultan'ın arkasında cuma namazı kıldı. Sultan, din ve millet ayrımı yapmadan yoksullara bağışlarda bulundu. Hava birden değişmişti. İsyan halinde bulunan bazı Arnavut liderleri, padişahın elini öperek silah bıraktılar. Sadakat bildirdiler. Osmanlı hükümeti bu arada çok gecikerek de olsa Arnavutların kültürel taleplerini kabul ettiğini de açıklamıştı. Gitmesi, Kosova sahrasında İşte Murat Hüdavendigar'ın şehit olduğu yerde namaz kılındı. Yani bunlar tabii çok büyük jestlerdi. Ve bu sırada, yani büyük kabirinde zaten Balkan Harbi'nden önce Arnavutların kültürel haklarını da kabul etti. Yani bunu da kabul edeceğini açıkladı. Yani iddiatçı politikalar düzeltilmeye çalışıldı. Büyük jestler yapıldı. Dediğim gibi Sultan'ın Kosova'ya gitmesi, efendim İttihat kabinenin Arnavutların kültürel haklarını kabul etmesi, fakat biraz geç kaldı bunlar. Maalesef Balkan Savaşı'nda çok ciddi sorunlar yarattı Osmanlı Devleti'ne. Balkan Savaşı bu geziden bir yıl sonra çıktı. Balkan Savaşı'nda Kumanova'dan Yanya'ya, Batı Rumeli'deki muharebelerde Osmanlı ordusuna sadık kalarak savaşan Arnavutlar vardır. Ama köylerine sığınmak isteyen Osmanlı askerlerine kurşun sıkan Arnavutlar da vardır. Fevzi Çakmak da Ömer Seyfettin'de hatıralarında bunu anlatır. Yanya savunmasında teğmen olarak bulunan Ömer Seyfettin anılarında, Arnavutların
çoğunlukta olduğu Berat ve çevresini de anlatır. Buranın ahalisi kendi kendilerine istiklallerini ilan etmişler. Belediye dairesinin üstünde istiklal bayrakları sallanıyor. Zavallı Ay Yıldız'ın karşısında dalgalanan bu sancak, kırmızı satı üzerine çifti siyah kartaldan yapılmış bir şey. Ahali o kadar Türk düşmanı ki belediye dairesine kartallı bayrakları çekmekle kalmayarak redif dairesindeki al ve beyaz boyalı sancak direğinin rengini bile değiştirmişler. Kırmızı ve siyaha boyamışlar. Ömer Seyfettin hatıralarında savaşa giderken geçtikleri Permet kasabasını da anlatır. Uzaktan büyüyecek bir binanın üzerinde Arnavutların kara kartallı istiklal bayrakları sallanıyordu. Ahali derenin öbür tarafından öbek öbek toplanmıştı. Ta uzaktan eğlendiklerini, bizim perişanlığımıza sevindiklerini hep anladık. Ah bu Arnavutlar! Şimdi herkes bunu söylüyor. Demiştik, Esat Paşa'nın Yanya'da teslim olmasından sonra artık Rumeli'de son bir Osmanlı kalesi kalmıştı, İşkodra. Balkan Savaşı 8 Ekim 1912'de Karadağ ordusunun Osmanlı Devleti'ne harp ilan ederek İşkodra eyaletine saldırmasıyla başlamıştı. İki haftada bütün Balkanlar elden gittiği halde üç yerde şanlı bir savunma savaşı verildi. Balkan Harbi'nde Osmanlı'nın yüz akları bunlardır. Şükrü Paşa kumandasında Edirne, Esat Paşa kumandasında Yanya ve Hasan Rıza Paşa kumandasında İşkodra. İşkodra Kol Ordusu kumandanı Hasan Rıza Paşa, Karadağ ve Sırp ordularına karşı 29 Ekim 1912'den hain bir kurşunla şehit düştüğü 31 Ocak 1913 gününe kadar hiçbir yardım almadan İşkodra'yı kahramanca savundu. İşkodra 30 bin nüfuslu bir şehirdi. Üçte ikisi Müslüman, Arnavut ve Türk, üçte biri Hristiyandı. Çevresindeki topraklar çok verimliydi. Karadağ Kralı Nikolay Nikita burayı ele geçirerek hem başkent yapmak hem de yoksul ülkesine kaynak sağlamak istiyordu. Bu yüzden bütün askeri kuvvetini İşkodra'ya dökmüştü. İşkodra'ya saldıran Karadağ ordusuna Sırbistan üç dümen vererek destek oldu. Malisör denilen dağlı Hristiyan Arnavutlar da Karadağ ordusunda yer alıyordu. Müslüman Arnavutlar Osmanlı ordusundaydı. Hasan Rıza Paşa 15 bin askeriyle üç misli kuvvete karşı İşkodra'yı savunuyordu. Hasan Rıza Paşa'nın 15 bin askerinden sadece 6 bini nizamiye askeridir. Yani eğitimli, disiplinli, muvazzaf asker. Diğerleri ise rediftir. Yani ihtiyat askeri niteliğinde yaşlı eratla askeri eğitimi olmayan yerli Arnavutlar. Karadağ ve Sırp kuvvetleri defalarca İşkodra'ya hücuma geçtiler. Sayısal üstünlüklerine rağmen başarısız oldular. Karadağ ve Sırbistan'ın amacı İşkodra'yı alarak Kuzey Arnavutluğu ele geçirmekti. Bunu anlayan Müslüman Arnavutlar bütün gayretleriyle Osmanlı ordusunda savaştı. Arnavut gönüllülerinin sayısı arttı. Osmanlı ordusunun mevcudu 20 bine ulaştı. Malisör denilen dağlı Hristiyan Arnavutlar bile Osmanlı ordusuna katılmaya başladı. Karadağ'ın yardım talebi üzerine Sırplar 30 bin kişilik bir kuvvet ve 72 top daha gönderdiler. Karşılığında da kumandayı ellerine aldılar. Bu Karadağlılar için utanç verici bir durumdu. Artık İşkodra düşerse Sırbistan eline geçecek, Adriyatik'te bütün siyasi dengeler bozulacaktı. Bu durum büyük güçleri tedirgin ediyordu. Bu sırada Osmanlı, Sırbistan ve Bulgaristan'la 3 Aralık 1912'de bir ateşkes imzalamıştı. Hasan Rıza Paşa bu ateşkese uymadı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'ın büyümesinden rahatsızdı. Sırbistan-Karadağ ikilisinin
Adriyatik Denizi'nde güçlenmesini istemeyen diğer büyük güçler de burada bağımsız bir Arnavutluk kurulmasını destekliyorlardı. Sırbistan-Karadağ ikilisinin İşkodra'yı ele geçirmesine karşı çıkıyorlardı. Hasan Rıza Paşa'nın ateşkesi reddetmesi bu açıdan da isabetli bir karardı. Ne var ki Hasan Rıza Paşa 30 Ocağı 31 Ocağı bağlayan gece uğradığı suikastle hayatını kaybetti. Hasan Rıza Paşa o akşam silah arkadaşı Esat Toptani Paşa'nın İşkodra'daki evine davetliydi. Koruma almadan tek başına evinden çıktı. Yolda iki kişi tarafından pusuya düşürüldü. Tabanca ateşiyle ağır yaralandı. Birkaç saat sonra da hayatını kaybetti. Hasan Rıza Paşa'yı öldürten, İşkodra'da onun bir altında görev yapan Ferik, yani tümgeneral Esat Toptani Paşa'dır. Esat Toptani, Hasan Rıza Paşa'nın şehit düşmesiyle İşkodra'da kumandayı eline aldı. Zaten amacı buydu. Esat Paşa Toptani, o da tabii ünlü Arnavut ailelerinden, Toptani ailesinden gelen bir insan. Ferik, yani işte dediğim gibi böyle ama biraz işte ailesinden dolayı yükseldiği düşünülen bir insan. Abdülhamid Harli'ne giden heyetin içinde yer alan bir insan. Yani Sultan'ın 1909'da 31 Mart olayı sonrasında halledilmesinde ona gönderilen heyette yer alan bir insan. Yani Esat Paşa Arnavutluk kralı olmak istiyordu aslında. Yani niyeti de böyle hani Karadağlılarla çok iyi ilişki falandan ziyade Arnavutluğun, çünkü zaten ileri gelen bir ailenin çocuğuydu. İşte Osmanlı da çok önemli görevlere gelmiş olan bir insandı. Mebusluk yapmıştı. Bu nedenle de dediğim gibi ihanet diyebileceğimiz, yani şehrin Karadağlılara teslimini sağladı. Hasan Rıza Paşa'nın ölümünden sonra İşkodra direnişi bir süre daha devam etti. Bu sırada Esat Toptani Karadağlılarla temasa geçti. Karadağ Dışişleri Bakanı Esat Toptani ile gizlice görüşmek için bizzat İşkodra'ya geldi. Sonunda anlaştılar. Esat Toptani 22 Nisan 1913'te İşkodra'yı Karadağlılara teslim etti. 25 Nisan'da Karadağ Prensi Danilo İşkodra'ya geldi. Esat Paşa'yı 10 pare top atışıyla karşılayarak huzuruna kabul etti. Ona Arnavutların lideri gibi davrandı. Tarihçi Richard Hall, Esat Toptani ile Karadağ hükümetinin yaptığı gizli görüşmeleri tam bir soytarı pazarlığı olarak tanımlar. Esat Toptani'nin planı basitti. Sırp Karadağ kuvvetleri İşkodra'ya girecekler. İşkodra kendiliğinden teslim olduğu için büyük devletler de bir şey diyemeyecekti. Buna karşılık Esat Paşa Arnavutluk'ta kral tahtını ele geçirmek için Sırbistan'da Karadağ'ın siyasi ve mali desteğini alacaktı. Büyük devletler bu planı bozdu. Karadağ sahillerine harp gemilerini gönderdiler. Karadağ ve Sırp ordusu İşkodra'dan çekilmek zorunda kaldı. Esat Toptani de böylece desteksiz kaldı. Büyük güçler nüfusunun çoğunluğu zaten Arnavut olan İşkodra'yı Arnavutluğa verdiler. 11 Ağustos 1913'te 6 büyük devletin temsilcisi bir araya gelerek Arnavutluk sınırlarını kesinleştirdi. Alman prensi Wilhelm'i de
Arnavut kralı yaptılar. Akla şu soru geliyor. Neden bir Alman prensi? Öncelikle Sırbistan ve Karadağ dışında Osmanlı yönetiminden yeni çıkan Balkan ülkelerinin hiçbirinde bir hanedan yoktu. Üstelik Avrupalılar bu ülkeleri ancak Avrupalı bir krallık ailesinden gelen prenslerin yönetebileceğine inanıyorlardı. İşte bu yüzden ilk Yunan kralı Avrupalıların atadığı Baviera kralının oğlu Prens Otto olmuştu. O devrilince yerine Danimarka kralının 17 yaşındaki oğlu William'ı 1. Yorgi ünvanıyla Yunan kralı ilan etmişlerdi. İlk Bulgar çarı ya da kralı da yine Avrupalılar tarafından atanan Alman prensi Ferdinand'tı. İşte bu nedenle bir Alman prensinin Arnavutluk kralı olması o günlerde yadırganan bir durum değildi. Esat Toptani'ye gelince, Toptani Arnavutluk kralı olma sevdasındadır. Bunun için Sırplarla, Karadağlılarla, Fransızlarla sıkı ilişki içinde olmuş, pek çok entrika çevirmişti. Milliyetçi bir Arnavut öğrenci olan Avni Rüstemi, Esat Toptani'yi Paris'te bir otelin önünde tabancayla öldürdüğünde takvimler 13 Haziran 1920'yi gösteriyordu. Suikastçı, Esat Toptani'nin Sırbistan'ın ve o sırada yeni kurulan Yugoslavya'nın kuklası olduğuna, Arnavutluğa ihanet ettiğine inanmıştı. Esat Toptani taraftarları öldürülmesinden birkaç gün önce onu Paris'te Arnavutluk kralı ilan etmişlerdi. Toptani'nin naaşı Paris'teki Müslüman mezarlığına değil, Sırp askeri töreniyle Sırp askeri mezarlığına gömüldü. Hasan Rıza Paşa ise Arnavutların büyük saygısını kazandı. Temmuz 1936'da cenazesi büyük bir törenle özel bir anıt mezara nakledildi. İşkodra'da onun adına bir anıt dikildi. Bu anıt günümüzde de törenlerde Türk ve Arnavut bayraklarıyla donatılıyor. İşkodra'da Hasan Rıza Paşa adını taşıyan bir de Türk Koleji açıldı. Hasan Rıza Paşa, Türk-Arnavut kardeşliğinin simgesi haline geldi. İşkodra'nın düşmesiyle Doğu Rumeli'deki son ay yıldızlı bayrak da indi. Osmanlı Batı ordusunun sorumluluk alanına giren Selanik, Manastır, Kosova, Yanya ve İşkodra vilayetleri elden çıktı. Yenilgiden sonra 180 bin kişilik Batı ordusundaki askerlerin birçoğu şehit düşmüş, hastalık ve açlıktan hayatını kaybetmişti. Rumeli doğumlu askerler terhis edilip evlerine gönderildikten sonra geriye 45 bin asker kalmıştı. Savaş esiri olan bu askerler zaman içinde Türkiye'ye gönderildi. Balkan Harbi'nde deniz savaşları da önemlidir. Öncelikle Hamidiye Kurovizörü ve onun kahraman süvarisi ön yüzbaşı Rauf Bey'i, Rauf Orbay'ı saygı ve rahmetle anmak gerekir. Mareşal Fevzi Çakmak, 1925 yılında Harp Akademisi'nde verdiği derslerde Balkan Savaşı'nı anlatırken deniz üzerindeki düşmanlarımızı titreten kahraman Hamidiye tanımını yapar. İmparatorluk çapında haklı bir ün ve saygı kazanan Hamidiye zırhlısı komutanı Rauf Bey, milli mücadelenin de en ön saflarında yer alacaktır. Yunanistan, Balkan Savaşı'ndan hemen önce yeni muhripler satın aldı. Böylece Ege'de deniz üstünlüğünü sağladı. Yunan donanmasının göz bebeği ise Averof adlı zırhlı kruvazördü.
Osmanlı gemilerinin en yenisi saatte 16 mil sürat yapabilirken Averof 22 mile ulaşıyordu. Ateş üstünlüğüne de sahipti. Balkan Harbi'nde özellikle Ege Denizi'ndeki, o zaman tabii Akdeniz addediliyor hala o coğrafya, Ege Denizi'ndeki adaları yitirişimizin temel nedeni bir Yunan zırhlısıdır. Bu Yunan zırhlısının adı da Averof'tur. Aslında Averof Osmanlı'nın satın almaya çalıştığı ama bir türlü parayı denkleştiremediği bir savaş gemisidir. Ama bunu Yunanistan bir şekilde satın alabilmiştir ve alışında da o zamanki söylenceye göre Osmanlı uyruğuna mensup bir kişi önemli bir bağışta bulunmuştur ve bu sayede işte zaten Averof bu sayede bu gemi satın alınmıştır. Gerçekten bu geminin sürati ve atış gücü bizim Osmanlı donanmasının çok üzerindeydi. Ve o nedenle de tek bir gemi bütün Osmanlı donanmasını Marmara Denizi'ne hapsedebildi. Ve bu gemi sayesinde teker teker bütün Ege'deki adalar ele geçirildi. Averof aslında bugün Yunan kimliğinin anıtıdır diyebiliriz. Pire limanında bulunan bir gemi, bir müzedir bugün. Ve bu geminin komutanı da daha sonra Yunanistan'da Cumhurbaşkanı olmuştur. O kadar önemli, önem atfedilir bu gemiye. Averof şu açıdan önemlidir. Türkiye'de Averof bir efsaneye dönüşmüştür. Ve bu nedenle Averof'un diyelim Ege Denizi'ni ele geçirmesi sonucunda bir tür boykotaj hareketi başlamıştır Osmanlı Devleti'nde. Rum bakkallara karşı girişilen bir boykot hareketi vardır 1913-14 yıllarında. Ve bu bir noktada Osmanlı'daki o diyelim milli iktisadın başlangıcı da sayılabilir. Birdenbire İstanbul gibi bir coğrafyada 600'e yakın Müslüman bakkal dükkanı açılmıştır. Sırf Rum bakkal dükkanlarından alışveriş etmemek üzere. Kısacası Balkan Harbi'nde Averof'un çok önemli bir yeri vardır. Ve Türkiye'de ulus kimliğinin oluşmasına da çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Çünkü o tarihlerde bir takım risaleler çıkartılmıştır. Halka bedava dağıtılmıştır ve bu risaleler halka neden kendi dindaşlarından alışveriş etmeleri gerektiğini telkin etmiştir. Ege'nin güneyindeki 12 adalar Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Balkan Harbi sırasında Yunanistan, Taşöz, Semadirek, İmroz, Limni, Bozcaada, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya ile diğer küçük adaları işgal etti. Adalarda yapılan kara direnişleri sonuç vermedi. Yunanistan adaları işgal ederek ve üstünlük kurarak Ege'yi kontrol ettiği için Osmanlı donanması denize açılamadı. İstanbul'dan ve İzmir'den Selanik'e, Yanya'ya, İşkodra'ya denizden yardım gönderilemedi. Tren yolu mu Çatalca'ya kadar gelerek İstanbul'u tehdit eden Bulgar ordusu ve Selanik'i alan Yunan ordusu Osmanlı'nın Rumeli'deki bütün demir yollarına el koymuştu. Osmanlı donanması sadece Karadeniz'deki Bulgar limanlarını bombalayabildi. Bir de Çatalca Savaşı sırasında Bulgar ordusuna Marmara Denizi'nden etkili top atışları yaparak Çatalca zaferine katkıda bulundu. Çatalca'ya kadar gelerek İstanbul'u tehdit eden Bulgar ordusu dedik. Evet, düşman başkente sadece 30 kilometre uzaktaydı. Balkan Savaşı artık Osmanlı'nın Rumeli'de tutunma mücadelesinden çıkmış bir varoluş kavgasına dönüşmüştü. Başka bir deyişle asıl savaş şimdi başladı.